니들은 내가 왜 그렇게 싫은데? 내가 왜 싫어? 못생겨서. 여러분 안녕. biliyorum ki beni takip edenlerin çoğu bu Koreli ablalarımızın evet makyajlarını çok beğeniyor. Evet kabul edin. Hemen kabul edin, vakit veriyorum. Nasıl da bebek gibi pürüzsüz makyajı değil mi? Bugün ben de bu makyajı yapacağım ve bu makyajı yapabilmek için bir sürü Kore tarzı makyaj malzemesi aldım. Daha paketlerini bile açmadım. O kadar heyecanlıyım ki çok tatlılar. Çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte açacağız ve bu ablamızın Kore makyajını yapmaya çalışacağız. En merak ettiğim bu ama bunu en son açacağım. Şimdi en küçük küçüğünden başlayarak açmaya başlıyorum. Çok heyecanlı. Şimdi diyeceksiniz ki bu kız ne alaka? Niye Korece girdi videoya? Sen hayırdır? Kore'ye boğmuşsun sen falan diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar. Ben üniversitede Kore Dil ve Edebiyatı okudum. Bu yüzden bir takım Korece kelimeler biliyorum. Mesela, yorumun annyeong. Aa bu ne? Çok tatlı. Girl can do anything. Çok güzel. Yani kızlar her şeyi yapabilir. Bak. Bu ne? Highlighter mı bu? Bu highlighter galiba. O kadar güzel ki ve burada bir tane sticker gibi bir şey çıktı. Çok güzelmiş ya. Çok heyecanlandım. Evet, bu highlighter'ımızdı. Bu videonun en başındaki konseptte True Beauty diye bir diziden alıntı o sahne. True Beauty'de kızımız gözlük takıyor başta işte makyajsız falan böyle çok çirkin görülüyor falan. Bence şu an ben gözlükle daha güzel gözüktüğümü düşünüyorum şu an. Kore Dil ve Edebiyatı mezunuyum fakat bölümümle alakalı bir iş yapmıyorum arkadaşlar. Bana çok fazla soruyorsunuz bunu. Hayır, bölümümle alakalı bir iş yapmıyorum. YouTuber'ım, sizlere video çekiyorum ve diğer ürünü açıyorum. Şuna bak, kediler var üstünde. Bak şurasında kediler var. Bak ucuna bakın. Böyle hani egyosal diye bir şey var. Egyosal böyle Koreliler şey yapıyorlar. Gözlerinin altında böyle torbalar var ya. O torbalara daha çok torba görüntüsü vermek için orayı böyle biraz daha karartıyorlar. Ve ortasında bunu parlatmak için kullanıyorlar. Hangisini açayım? Bunu açayım. Far paletini açayım. Bir de şimdi bana çok fazla şey de soruyorlar. O zaman neden Kore Dili ve Edebiyatı okudun? Neden bu bölümü okuyorsun? Ay çok güzel. Götüreyim bakayım. Aa bundan bende var. Şu sebeple Kore Dil ve Edebiyatı okudum. Gelecek gördüm. Bu dil, bu ülke patlayacak. Bence Korece konuşmak Korece dil yani. Kore dili bence çok şirin bir dil. Lisede de aynı bu şekilde düşünerekten bu bölümü okudum ve Kore dizileri vesaire derken iyice alıştım Kore şeyine de. Buna ben bayıldım ya bu arada. Çok güzel gözüküyor. Makyajda da, egyosal makyajında belki buna da yer verebilirim. Bu rujların özelliği ne biliyor musunuz? Kalp şeklinde. Nerede okudun sen? Erciyes Üniversitesi. Yani Doğu dilleri için en iyi üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Öneririm. Zenginseniz ve Kore'ye gitmek gibi bir planınız varsa Erciyes Üniversitesi'ni öneririm. Çünkü çok rahatlıkla değişim öğrencisi olarak gidebiliyorsunuz. Her dönem en az 30 öğrenci yolluyordu benim dönemimde. Tek sınıftan. Yani yırtayım mı illa ya? Yırtmamı mı istiyorsun? Yırtarım bak. Acımam, yırtarım. Diğerini de çıkaracağım şimdi. Ya şuna bak. Şu kadar tatlı ki. Bu ruj. Üstünde kedi falan var böyle. Dur şimdi bunun bize şeyini göstereceğim. Şu iç kısmını göstereceğim. Bir şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey yok. Bak. İçi de böyle kalpli. Böyle sanırım basıyorsun çıkıyor değil mi? Basıyorsun çıkıyor evet. Ay çok heyecanlandım. Tamam şimdi bunlarla makyaj yapacağız işte. Ha, bunu unuttum. Asla Kore'de yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü oranın güzellik standartları galiba beni böyle aşardı yani diye düşünüyorum. Oha! Wow. Ne bu? Bu allık. Oha içine bak. Abi bu çok güzel bir şey ya. Çıldıracağım, çok güzelsin. Ben bunu kullanmaya şey yapamam ki. O kadar güzel ki. Tamam. Evet, artık makyajımıza başlayabiliriz. Gözlüğümü çıkarıyorum. Bu arada geçenlerde bir tane fondöten almıştım. Bana aşırı beyaz gelmişti. Kendi isteğimle almadım. Tabii ki her zamanki gibi çalışanların bu size uyar yalanıyla aldım. Çok uygun olacağını düşünüyorum bu makyajımıza bunun. Evet, başlayalım bakalım. Ablamız eline koydu. Bırt biraz fazla oldu sanki. Buradan bunu böyle sürttürdü, sürttürdü, sürttürdü. Sonra yüzüne sürttürdü böyle. Abu. Dedi ki ya dedi ben dedi bunu böyle sürtüyorum dedi. Ondan sonra dedi. Sonra süngerle yapıyormuş. Daha böyle yüze tutunuyormuş. Ama ben gittim dedim ki var mı dedim süngeriniz. Yok dedi. Nasıl olmaz ya? Çok garip değil mi? Bu ne ya?
Neyse, Koreliyiz biz bu saatten sonra. Bembeyaz oldum. Benim arkadaşlarım dalga geçiyorlardı. Kore'ye gidersen seni Arap zannederler diye. Çok ayıp. Çok ayıp, terbiyesiz. Ahlaksız insan. Bu arada hiç Kore dizisi izledin mi? Bir şey izlemiştim ama böyle iki bölüm falan hiç beni sarmadı. Hatta bak, ismini hala hatırlıyorum o çocuğun. Lee Min Ho gibi bir şey var mı? Boys Over Flowers izlemişsindir o zaman sen. Bir sürü erkek vardı. Evet, bir sürü erkek vardı. Evet, evet. Zaten bak Kore dizilerinde... Ama gerisi yani böyle kadının bu kadar aptal olması mesela çok rahatsız etti. Lütfen. Aptal çünkü. Aptal değil o. O aptal değil. Ve erkeklerin de aptal kadınlara aşık olması da çok üzücü. Ama Kore dizilerinde şu her zaman vardır yani. Her zaman Kore dizisinde şunu fix görürsün yani. Aşk üçgeni. Hani iki erkek, bir kadın. İkinci erkek muhtemelen daha yakışıklı ve daha fazla seviyor kızı ama birinci erkeke, erkekle kızın arasında küçükken bir bağ var ve onlar asla ayrılmaz ikililer, onlar evlenmeliler falan. Böyle bir hikaye kurulur ve ikinci erkeğin üzülmesi üzerinden bir hikaye oluşturulur. Senin yüreğin dağlanır böyle, ağlarsın, kudurursun neden ikinci erkek sevilmiyor diye. Sonra filmin sonunda birinci erkekle kız evlenir. İkinci erkek de mutlu bir şekilde gider böyle, gurur duyar, evlendiler falan diye böyle aptal bir senaryo vardır yani. Birinci erkek böyle süt çocuğudur. İkinci erkek her zaman böyle bad boy'dur. Ablamız bazı yerlerine concealer uyguluyor. Ben de uygulayacağım ama benim concealer'ım fondötenimden daha kapalı bir. Şurasını uyguladı, burasını uyguladı. Beyaz mı var sende? Benim olur getir. Mi? Bak benimkinin rengine bak. Şimdi ablamız diyor ki alıyorsun diyor. Buraya bir tane koyuyorsun diyor, tamam mı? Buraya bir tane koy diyor. Şuraya da koyalım biz. Buraya da bir tane koyalım. Bu daha küçük bir fırçan olması lazım. Benim küçük bir fırçam yok. Bunu diyor aşağıya doğru indir diyor. Sonra bu tarafa doğru yay diyor. Parmağını diyor hafif şöyle yap diyor. Buralarına da geç diyor. Böyle pıt pıt yap diyor. Ya biz neyse dümdüz yapalım ya. Ben bu ablamın şeyi gibi yapamayacağım. Olmuyor, ne yapalım? Sonraki Kore dizilerinde olan olay da bir kız karakterimiz vardır, tamam mı? Yağmurda ıslanıyordur ve böyle aa ne yapacağım? Aa ottaki, ottaki falan yapıyordur. O sırada erkek karakterimiz şemsiyesiyle ama böyle aşağıdan yukarı doğru kaldırır, kızın yanına geçer böyle. Muhtemel o şemsiyenin rengi sarıdır. Kençana der. İyi misin? Sonra o karakteri böyle yavaş yavaş görürüz biz böyle. Yavaş yavaş çıkar şemsiye. Erkek karakterin suratını yavaşça görürüz ve kız da şöyledir böyle. falandır. Bu sahne... Koreliler cinsiyetçi mi? Korelilerin Türklerden farkı var mı diye sorsana sen bana bir. Hangi Kore makyaj videosunu izlersem izleyeyim. Burunlarının şu kısmına çok önem veriyorlar. Hep böyle yapıp buraya böyle pıt pıt yapıyorlar. Bir de hep şuralarını aydınlatıyorlar. Bir de çenelerini. Çok azıcık ama bu arada her şeyden. Bazıları çok seviyor yüzlerinin parlamasını. Bazıları da hiç sevmiyor. Böyle çok hafif bir şekilde pudralıyorlar. Böyle yaptı. Böyle yaptı. Ruh gibi gözüküyorum. Oradan da öyle gözüküyor muyum? Tamam. Bence hiçbir şey tamam değil şu an ama tamam yani tamam olsun. Bir de bir bu renge uyuşabilmesi için bir kontür paleti almak istedim ama bence asla hiçbir kontür paleti bu renge uymaz diye düşünüyorum buna. Ablamınki gri ya, kız gri kullanıyor. Sanki bu daha uygun. Bak bu kadın bunu aydınlatmak için kullanırsın demişti ama evet biz bunu kontür için kullanacağız. Bir boka yarıyor mu yaptığım şey ya? Gerçekten bu makyajın sonu hayır mı ya? Şununla ne olacak? Çok kara oldu biraz. Neyse ya aman. Çok da düşünme Merve. Çok düşünürsen hiçbir şey yapamazsın. Şuradan aldı bir de. Buraya kadar yükseltti. Böyle yaptı. Umursamadan yapıyor ki her şeyi böyle. Her şey mükemmel oluyor ama. Güzel oluyor musun? Kız çok güzel oluyor. Bakalım bizim sonumuz hayır olacak mı? Bir de hani böyle şöyle kazanıyor. Böyle böyle yapıyor her şeyi. Altına da yaptı. Dudağının altına da yaptı. Üstüne de yaptı. Çenesine yapıyor. Böyle böyle yaptı. Yaptım yaptım oluyor güzel güzel. Ne yapacaksınız şimdi? Bir tane renk aldı. Dedi ki base olarak kullanacağım dedi. Ve hani şöyle bir şey gösterdi. Şunu gösterdi. Yani buna benzer bir şey gösterdi. Bunu gözüne base olarak uygulayacakmış. Ama çok aşırı hafif bir yani. Aşırı hafif aldı. O kadar hafif aldı ki inanamadım. Zaten gelmiyormuş ki. Ama kadınınki de böyle biliyor musun? Böyle o kadar hafif koyuyor ki zaten. Ben şimdi bunu dağıtayım. Bu çok oldu. Ablamınki bu kadar değildi. Yani... Yapacağım. Ya silme, ben çok tatlı oldu. Dur, halledeceğim, dur. Sadece burasını sileceğim. Şuraları kapatayım da. Hii. Korelilerin makyajını yapmak çok zor. Yani benim için çok zor çünkü her şey o kadar böyle ufak ufak detaylar yapıyorlar ki ben çok zorlanıyorum yaparken. Çok zor geliyor.
Bak mesela altına da sürdü. Aldı onu altına sürdü. Bir şey yok ki. Ne geldi altına şimdi? Ne sürdün şu an? Ne sürüyorum ben şu an? Neyse sürdüm bir şeyler. Şimdi böyle aslında o böyle biraz pembe, böyle karanlık bir pembe sürüyor. Ama bende karanlık bir pembe yok burada. Burada karanlık pembeye daha uygun bir renk var. Bunu süreyim bence. Revolution'da. Şunu süreceğim. Daha karanlık bence bu. Aldı. Pıt 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 pıt. Buraya koydu. Tamam, buraya da koy. Absürt şeylere geri dönüyorum. En nefret ettiğim, en salakça bulduğum şey Kore dizilerindeki. İki tane mal diyeceğim artık. Yetişkin insanlarsınız ya. Gerçekten. Dünyanın en olağan dışı şey değil yani. Neden? Seni öptüğünde biri şu şekilde. İkisi de şu şekilde bakıyor. Şöyle. Bu sahneleri ben geçiyorum. İsterse dizinin 15. bölümündeki ilk öpüşme sahnesi olsun. Asla izlemeyeceğim seni. İzlemeyeceğim. Nefret ediyorum. Salaklar. Gözü açık öpüşmek diye bir şey yoktur. Ya çok korkunç bir şey bir kere. Ben kimsenin beni gözü açık bir şekilde öpmesini istemem yani. Dünyanın en korkunç şeylerinden bir tanesi. Peki biriyle öpüşürken arada gözlerini açıp bakıyor musun? Gözü açık mı değil? Hayır! Sen yapıyor musun? Bir de böyle Koreler şey, gözünün altına da yapıyor. Ben biraz inşallah yumruk yemiş gibi gözükmem. Çok uğraşıyorum bunun için. Ama kadının yaptığının aynısını yapmaya çalışıyorum şu an. Bir de şuralara biraz daha yapayım. Tamam ya, yeter geç. Diyor ki gözünün altına çerçeve yapacakmışım bununla. Ama tam diplerine diyor. Gerçekten yumruk yedim şu an. Bir uykusuz gibisin. Bir uykusuz gibi gözüktüm yani şu an. Ama rimelle falan toparlar bence o. Diyor musun? Yani inşallah. İnşallah, amin ablam. Bir de ben şu an asla sana benzemiyorum ya. Ben bu video için arkadaşlar bir haftadır makyaj denemesi yapıyorum ya. Çabalıyorum yani. Tamam, devam ediyorum. Eyeliner pencil. Bununla ne yapacak şimdi? Bakıyorum. Diyor ki dipleri ne diyor? Şunu böyle kaldırıyorsun. Bunun dipleri ne diyor? Süreceksin diyor. Doğal bir eyeliner görüntüsü yakalayacağız bu şekilde diyor. Bazı insanlar çok korkuyor bunu yapmaktan. Biraz korkunç görünüyor. Mer, sen bir şey yapma ya. Kore dizilerini en sevmediğim şeylerden bir tanesi de. Dizi bitiyor tamam mı artık? Ya bu nasıl böyle oldu ya? Nasıl böyle oldu yani? Nasıl bunu başardım ben? Elim var şurada. Elimin izi var. Şey oluyor böyle, bölümün sonu gelmiş. Böyle hepsi birbirine bakıyor. Aynı bizim Türk dizilerindeki gibi bir bakışma sahnesi. Ardından sonra bir anda şınk. Bir müzik giriyor bir anda. Diye müzik giriyor. Oradan böyle işte yapraklar falan dökülüyor. Tek tek sahneler flash efektiyle diye ekrana yapışıyor böyle. İşte Samsung logosu, LG falan böyle. Kore'nin şey kendi markalarının şeyleri, logoları bir anda ekrana belirmeye başlıyor. Sen böyle birkaç dakika boyunca bunu izliyorsun. Diğer bölüme geçemiyorsun falan bunu izlemeden. Ya Han Sojun! Ya Isuo! Anne, naim jigyong inne. Hani saçma ya da böyle rahatsız demeyeyim de çok komik geliyor yani. Evet, buğulu göz makyajımdan devam edelim. Abla, ne yapıyorsun? Bu ablanınki niye bu kadar güzel tuttu? Bu ablamız da bence bu arada estetik operasyon var. Kadında doğallığından şurada şöyle bir çizgi var. Ya da bize göstermedi. Şöyle bir çizgi var kadının gözünde. Bak yemin ederim kadında böyle bir çizgi var ya. Diyorum ya bu hiçbir şey yapmadı nasıl böyle gözüküyor diye. Ben de o gözden yapacağım. Neyse yapamadım bir şey ya. Ne yapıyorsun? Devam et. Yalancı kadın. İnanmıyorum artık yaptığın hiçbir şeye. Dark Shade. Şu renkten bir kahverengi far aldı. Şöyle bir şey aldı ve onunla kendine eyeliner yapacak şimdi abla. Yalancısın. Sen makyaj yapmasan da böyle gözüküyorsun ki. Yalancı. Beni boşuna uğraştırıyor burada. Asla senin gibi olmayacak makyajım. Boşuna aldırdın bana bunları. Her zaman dediğim gibi trust the process. Ya öyle havalı bir şekilde gözünü pıt yaparak bence bir süre kadın kamerayı kapatıyor ve farklı şeyler yapıyor. İnanmıyorum. Asla inanmıyorum artık sana. Benim güvenimi kırdın pony. İsmin de yalan senin. Asi geçen gelmiş bana şey diyor. Bu diyor Korelilerin diyor makyajsız hallerini bile bile nasıl erkekler sevgili oluyor bu kızlarla. Ay.
Gerçekten. Erkekler de makyaj yapıyor ki orada. Yani kadınlar kadar, en az kadınlar kadar makyaj yapıyor orada erkekler. Bu niye böyle oldu? Ben düzelteceğim. Yalancı pony. Sen de tek seferde yapamıyorsun, biliyorum. Orayı pıt pıt yapıyormuş gibi. Ya yemin ederim pıt pıt yapıyormuş gibi gözüküyor. Yapmıyor ya. Olamaz çünkü. Ya burası neden böyle oldu? Çünkü benim iki gözüm farklı birbirinden. Ya bu arada oldu. Çünkü onların da, o kızın da göz altları böyle kahve kahve biraz. Oralarda da far var yani. Sen onun başka tamam. Bir estetik olduğunu düşündün estetik sen onun o. Ama far o estetik aslında. Estetik hayır. Tamam ya devam ediyorum ya. Olursa olur olmazsa olmaz kader ya böyle şeyler. Diyor ki böyle bir tane karıltılı bir renk alıyormuş koyu. Farıyla uyumlu. Burada farımla uyumlu hiçbir şey yok ama. Ben şunu aldım. Şu ortadakini. Onu da bak şimdi senin o hiç sevmediğin şeyi yapacak. Şuradan geçiyor. Bu da gözünün daha aydınlık ve büyük gözükmesini sağlıyormuş. Ama bu şey yapmadı. Çok önemliydi bu video için o. Egyosel yapmadı. Çünkü bu kadında doğuştan var. O yüzden doğuştan olduğu için yapmadı. Yalancısın sen. Yalancı. Biz yapalım egyoselimizi. Estetik ya. Pırt yapıyor buraya bir tane, tamam mı? Buraya da bir tane pırt yapıyor. Yüzümün her yerinde iz var. Dur kanka bir dur ya. Buna böyle pırt pırt yapıyor, tamam mı? Makyajla ilgilenen herkes beni dövmek istiyor şu an kesinlikle. Hani diyor ki Allah belanı versin, ne yapıyorsun şu an? Manyak oğlu manyak diyor. Sonra bak geliyor tam buraya. Bunu sürüyor böyle. Burası böyle aydınlıkmış gibi gözüküyor. Bize manyak gibi gözüküyorum şu an. Böyle, böyle. Bunları böyle karıştırıyor. Sanki birlermiş gibi. Hiçbir şey yokmuş orada gibi. Sonra bunu da alıyorlar. Tamam mı? Buraya sürüyor. Manyak olmuşsun. Ha kirpik taksı. Kirpik takıyor. Sonra beni sinirlendirme. Hayır ya. Özür dilerim ya. 1 hour later. Nasıl oldu? Çok sevmiyordu bu arada. Nasıl oldu kirpiklerim? İlk denemem arkadaşlar. Lütfen kötü yorum yapmayın. Eyeliner'da fake alt kirpik yapıyor. Ama benim alt kirpiğim var. Benim fake eyeliner'a ihtiyacım yok bir saniye. Kıskanın Koreliler. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle alıyorlar bunları. Birleştiriyorlar. Siz birleşin. Böyle alıyor buraya. Bırt. Bu arada kirpik gerçekten makyajı kurtardı. Evet. Helal olsun lan sana kirpik. Helal olsun kız sana. Bu eyeliner'la şuradaki fake eyeliner yapmıştı ya böyle farla. Onu düzenledi. Okay. Eyeliner'da becerikliyim ben ya. Blusho. Bu bir de Korelilerin şey var. Bu yabancı dillerdeki kelimeleri kendi dillerine alırken mesela şey mayonezci, blusho, computer, keyboard adı. Böyle mesela dilleriyle alakalı böyle ufacık yanlış bir şey söyledin diyelim ki tamam mı? Ha? Ha? Mu? Mu? Falan oluyorlar böyle. Ve? Falan oluyorlar. Ve? Falan böyle bir triplere giriyor. Bir tane çakacağım ağzına. Blusho. Blusho'un güzel bu arada gerçekten. Blusho gerçekten güzel. Seni kullanmak için bekledim. Beyza dedi ki bana senin dedi biraz daha beyazlaman lazım dedi. Ben dedim ki tamam abla bir saniye. Arkadaşlar lütfen saçma sapan şey yorumları yapmayıp yapıp beni delirtmeyin tamam mı? Aa Koreli'ye benzemeye çalışıyorsun falan demeyin. Sadece bu makyajı yapmaya çalışıyorum şu an. Koreliler de arkadaşlar beyaz değiller yani. Bizim gibi sapsarılar. Şöyle bir şey var. Onların eski zamanlara baktığın zaman şeyler çiftçi. Fakir kısım çiftçi tamam mı? Çiftçi ne yapar? Yanar yani güneşin altında. O yüzden kapkara. O yüzden onlar için bir hani zenginlik, rütbe yani aslında beyaz olmak. Bakın ben tarlada çalışmıyorum. Ben yanmıyorum. Kız farını bozdun. Bir şey olmaz öyle. Dur bir saniye. Bir saniye. Kendimi Michael Jackson gibi hissediyorum şu an. Şimdi nasıl sabitlenir ki bu şimdi? Bu da sabitlenmez ki. En azından azıcık sabitlesin. Nereye sabitleyeceğim şaşırdım. Şöyle bir... Ben bunu 10.000 defa gösterdim ama videoda. Böyle yapıyor. Sırada buyumuz var. Bunu... Highlight'o... Highlight'omuzu nereye sürecek? Aa, ilk nereye sürdü biliyor musun? Aldı gözünü oturttu. Şuraya. Orası güzel olur. Ben severim. Ne oldu ya? Sonra nereye koyuyor başka?
Yapıcı anne gerçekten. Aa yapıcı anne çok güzel değil mi dedi. Bize çok güzel bir Korece cümle söyle. Ama hiç anlamayalım ama kulağımıza çok güzel gelsin. Onur çingudiriran bekajome kago shopping hago isseoyo. Kurigo pega apaso hamburger mogeuro gayo. Ne kurigo jega iri manaso dasi jibe doragayo. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu sefer bununla alıyor. Çok beğeniyor kadın. Bunu bayağı beğeniyor böyle. Wow diyor, harika diyor. Sonra birazını da alıyor. Kadın her yerine sürüyor bu arada şu an bunu. Buraya yediriyor. Alıyor. Burasına sürüyor. Burasına sürüyor. Böyle sürüyor. Şöyle şöyle yapıyor falan böyle. Tamam daha nereye süreceksin? Sonunda ruja geçeceğiz artık. Ben de böyle bir şemale büründüm. İnşallah güzel görünüyorum oradan. Buradan böyle biraz garip gözüküyorum çünkü. Yakından gözüktüğüm için mi acaba? Şimdi bu rujlardan birini kullanacağım. Şimdi pıt 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 pıt. Şimdi bir diğerini de deneyelim. Hatta bu daha mı güzel oldu sanki? Bayıldım ya bunlara. Ölürüm ya, ölürüm, ölürüm, ölürüm. Saçımı da yaptım, geldim. Artık son görüntümüz bu şekilde oldu. Gerçekten çok zor bir maceraydı. Bana kalırsa bu makyajı bir daha yapmam. Korkunç gözüküyorum. Bu abla da bu makyaj çok güzel gözüktüğü için bunu denemek istemiştim. Onun dışında siz beğendiniz mi? Gerçekten merak ediyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip etmeyi, yorumlara Merve devam yazmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye.